formda ürün işlemlerinin ürün istatistikler adında bir forma atacağım. Bir metoda. Bunu da formda çağıracağım. Bunları class olarak da yapabilirsiniz. Mesela ilk olarak şurada yapmak istediğiniz başka ne olabilir? Database customers employee. Neyse onları da sonra yaparız. Buradan üst menüye geçelim. Yapmak istediğim işlem öncelikle product olsun. En karmaşık olan product. BTN ürün işlemleri. Yeni form ekliyorum. PDM ürün işlemleri. Burada aslında birkaç iş yapacağız. Ürün ekranı güzel olacak işlevsel açıdan. Mesela ürünleri listeleyeceğiz bir şekilde. Sonrasında ekleme işleminde de bir formda supplier ID ve kategori ID'leri almamız gerekiyor. Bunun için de combo box'lar kullanıp bir listeleme yapacağız. Kullanıcı hangi supplier, hangi kategori ID, hangi kategoriye bu ekleme işlemi yapacağını belirtecek. Bunların null geçilebiliyor olması güzel. Product name ve discontinued haricinde. Discontinued da zaten default değere sahip. Default false veriyor. O yüzden ona da değer girmemize gerek yok. Sadece product name ve ya bu zorunlu. Diğerleri de olması gerektiği için yapacağız. Mesela unit price ve unit stock yaparız. Ve şunların ikisi. 1, 2, 3, 4, 5 alan olacak. Evet. Geliştirmeye başlayalım. Öncelikle bir data grid yapayım. Burası en temel listeleme işlemimiz. Properties'te adını DG ürünler dedim. DAC özelliği button. Şu selected olayını falan ayarlayalım. Selection mode, full row select. Read only, sadece okunabilir olsun, düzenleme yapılamasın bunun üzerinde. Mantıklı olan bu çünkü biz buradan ekleme falan yapacağız. Burada düzenleme yapılamasın. Dedim. Burası tamam. Zaten mantık basit, çok basit bir kodda.
Start position'ı center screen. Text bilgisini de ürün işlemleri. Çift tıklıyorum. Hemen veriyi bağlayalım. Ürünler data source. Veriyi bağlamak için entity'me ihtiyacım var. Log entity. New. DB products. Log. Gerek yok. Doğrudan veriyi yükle. Bir şey eksik. Formdan burayı açmam için butonun clear. Henüz bağlamadım ya. Bağlamak için adı FRM ürün işlemler. Ürün iş. Ürün iş nokta. Show yellow. Burası da tamam. Giriş yapalım. Linkler geldi. Ürün işlemler. Evet. Şurada veri gelmedi. What is this? Veri işlemi tamam. Yalnız burada her şeye ihtiyacımız yok. Bize gereksiz olarak bilgiler geliyor. Mesela ben product ID'yi burada görmeme gerek yok. Sadece name, unit price, unit in stock, belki şu da olur. Bunlar olsun sadece. Hepsini getirmesin. Hatta kategoriyi de bakın. Supplier ID, kategori ID falan bunlar şey geliyor. ID geliyor. Bu da doğru değil. Değiştirelim bunu. Değiştirmek için bizim gerçek sorgu modelimizi kullanmamız lazım. Bu şekilde basit halinde değil. Bir ver işlemi yok. Doğrudan select yapacağız. Select'ten new ürün alt ilk stokta product name. Price, birim fiyat. Units in stock. Stock adet. Suppliers, tedarikçiler. Tedarikçiler. Shippers da olmalı. Bakalım. Yok. Burada shipper yok. Kargo. Başka eksik var mı?
kategorimiz. Kategori adetten sonra yapalım. X nokta kategoriz nokta. Bakın burada aslında işimizi acayip kolaylaştırıyor. Normalde kategori ID gelecek, ondan bir sorgu yapacaksın vesaire ama Entity Framework Linku'da buna gerek yok. Doğrudan diyor ki, hani sınıf OOP tarafında biz yapıyorduk. Örneğin kategoriler diye bir ya da kategori diye bir sınıf oluşturup buna komple kategori sınıfını değer olarak set ediyorduk o property'ye. Ve bunun da içerisinden erişebiliyorduk zaten. Bunu OOP'de yapmıştık biz. Bu da bu kolaylığı sağlıyor. Tedarikçi. Burası tamam. Şimdi bunun data source'e şöyle bir şey durum var. Normalde ben bunu doğrudan product nesnesi olarak alsam herhangi bir sorun yok. Yalnız ben bunu name ile isimsiz tip olarak kendim ürettim. Bu nedenle bunun yapısını şu an bizim uygulamamız bilmiyor. Bilmediğinden dolayı diyor ki bunu yaptın ama bunu listeye çevir. Ben ondan sonra data source'a yazabilirim diyor. Bakalım. İsimler doğru. Tedarikçi de gelmiş. Kategori biraz daha izlemiş. Burada bizim istediğimiz güzel bir şekilde göstermiş olduk. Listeleme tamam. Bunu da metoda alacağım. Sıradaki işlem şuradan veri ekleme. Yalnız eklerken ufak bir iki listeleme yapayım burada. Ana sayfada yaptığımız. Group box. Kenarda bir şeyler. Sağda mı solda mı? Sağda mı solda mı? Hemen diğer taraftan tabii ki yontacağız. Metodu komple aldım. Ürün istatistikler. Böyle bir beleşçilik yaptık. Ürün işlem. Seçince de full row geliyor. Bizim ayarladığımız gibi. Çift tıklayınca herhangi bir şey yok. Kayıt düzenleme neyse. Şurada da veri ekleme işlemi yapmak istiyorum. Ekleme işlemine de geçelim. Öncelikle
Hangi bilgiler? Product name, supplier, kategori ID, 3, 4, 5, 5 alan olacak. Biri text box, ikisi combo box, iki tane numerik aptal. Öncelikle ürünün adı. Kategorisi olsun. Tedarikçi. Son iki. Unit price yani birim fiyat. Burada units in stock yani stock adet. Şimdi de kontrolleri isimlendirelim. TX'de ürün adı vesaire. Çoğul olacak kategoriler liste olacağı için CMB tedarikçiler nümerik fiyat nümerik stok adet. Thank you.
BTN ekle. Geçelim. Şimdi burası açıldığında veri buraya geldi. Biz burada veri eklediğimiz zaman işte buraya veri tabanı eklenecek. Öncelikle geliyorum. Benim burada ne yapmam lazım? Kategori ve tedarikçi bilgilerini listelemem gerekiyor en temeli. Ondan önce bir kere veri eklerken birim fiyat sıfır olmaması lazım. Stok adedi de sıfır olmamalı. Çünkü yeni bir ürün ekliyoruz. Ha, belki olabilir ama biz izin vermeyeceğiz şimdilik. O yüzden minimum bilgisine 1 yapıyorum. Maksimumda 1000 ürün eklenebilsin. Fiyat kısmında da aynı. Şimdi değerler form load olduğu zaman data grid'e doluyor. Aynı şekilde bunları da dolduracağız. Formun arka planı, yeni bir metot. Void kategorileri getir. Burada da kategoriler yine basit olarak geleceği için CMB kategoriler data source DB categories. Bu şekilde veri geldi. Yalnız benim istediğim şekilde görünmeyecek tabii ki. Tabii çağırmadım. Her zaman. Bu bize sınıf adı olarak görünecek. Çalıştırıyorum. Yine gelmedi. Nereye bağlı? Evet. Bakın bu bir liste olduğu için hani hatırlarsanız generikleri falan anlatırken non-generikleri bu combo box'ların, list box vesaire bunların aslında bir liste olduğunu, bizim listelerimizden, generiklerden geliştirildiğini söylemiştim. Bu yapılardan. Haliyle bunlara veri aktarabilmek için bir turist işlemi gerekiyor. Bu şekilde System Data Entity dinamik şöyle müthiş bir şey değer var. Bu geliyor bana. Benim bunu kontrole tanıtmam gerekiyor. Bunun için de hatırlarsanız CMB'nin display member kategori name ve value member'ına hani tıkladığın zaman bana bunun veri tabanındaki ID'sini ver. Çünkü ben onunla veri ekleme yapmayacaktım. İndex benim hiçbir işime yaramaz burada. Kategori ID. Bu kadar. İşlemler tamam. İstelim işlemi. Başarılı. Gereksizleri sileyim. Bende gereksiz kategoriler var.
bir şey daha anlatacağım. Hani Entity Framework, Link vesaire, bunların arka tarafta aslında SQL kodları çalıştırdığından bahsettim. Bunu nereden biliyoruz? Nasıl öğrenebiliriz? Bunun için şu şekilde breakpoint koyuyorum buraya. Kapattım, yeniden çalıştırıyorum. Buraya geldiğinde patlasın orası. Bakın burası henüz çalışmadı. Çalıştığında data source vesaire, burada bir yapı var. Şurada arka tarafta bakıyoruz. Şurada IntelliTrace diye bir alan var sağ tarafta. Siz de açabilirsiniz. IntelliTrace'de bizim yaptığımız sorgunun aslında arka tarafta nasıl bir SQL sorgusu yaptığını gösteriyor. Mesela ben giriş yapa tıkladıktan sonra nasıl bir işlem yapılmış? Burada bir dikkat ederseniz bir execute raider'dan bahsediyor. Bizim connected'da oluşturduğumuz, kullandığımız bir yapı. Adonet diyor zaten. Demek ki arka tarafta bir execute raider çalışıyor aslında. Bize söylemese bile. Bu kendi içerisinde dikkat edin tüm veriyi getiriyor ve kendi içerisinde bakalım nasıl bir yapı var. Burada connection string bilgisi de var. Dikkat ederseniz. Böyle bir sorgu çalıştırdığını söylüyor. Sonrasında ne varmış en yakında? Buraya bakıyorum. Üzerine geldiğimde yine execute raider select tab 1 accent product name. Biz bunu nerede kullandık? Order by var. İlk başta hatırlarsanız ürün bilgilerinde biz bir sıralama yaptık link ile. Dedik ki en pahalı ürünü bulacağız. En pahalı ürün için normalde bir liste order by askerlik olarak geliyordu. Biz bunu tersten sıralayacağız ki tepedekini top, SQL Server'da top vardı. Onun bir olarak aldığımda bana aslında tersten sıralayıp en pahalı olan ürünü vermiş oluyordu. İşte o aslında burada bir SQL sorgusu çalıştırıyor arkada. Bunu daha iyi anlamak için doğrudan biz ana uygulamaya geçelim. Ana form. Burada tıkladım. Şuraya geliyorum. Mesela şuraya bakalım. Fazla karıştırmasın kafamızı. Çalıştıralım bunu. Burası şu an çalıştı. IntelliTrace'e geldim. Giriş yaptıktan sonra bir raider yaptım diyor. Raider'da da böyle bir işlem var. Sonrasında gene bizim bu gruplama işlemimiz var. Bu yaptığımız işlem. Bunda bir ne yapıyor? Ürün toplamı hesapla bir toplama işlemi var. Bunu gerçekleştiren komutlarım var. Bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Devam ediyorum. Burada da dedim ki unit in stock değeri sıfırdan büyük olan. Burada ne yapmış? Bakın unit in stock bir var işlemi var. Bizim yazdığımız SQL'den biraz farklı burası. Kendi hesaplamalarını kullanıyor. Mesela count kısmında bakıyorum select group by A1S şurada. S C1 from diyor. From'dan sonra alt sorgulardan bahsetmiştim size SQL Server'dan. Hatırlarsanız bir sorguyu üstteki bir sorguya
göndererek kendi sonuçları üzerinde bir filtreleme, bir tablo görevi görüyordu. Burada da from'dan sonra yeni bir sorgu var. Diyor ki bunun üzerinde bu işlemi yap, bunun sonucu üzerinde. Burada da diyor ki count 1 from products as adına extend 1 vermiş varsayılan. Verecast işte unit in stock 0'dan büyükse büyük olanları getir. Yani aslında anlatmak istediğim bizim yaptığımız her işlem arka tarafta SQL komutlarına dönüştürülüyor ve bunu takip etme imkanı veriyor. Peki bunu başka türlü nasıl takip ederiz? Kapatıyorum bunu. Benim SQL Server'ın yeteneklerinden bir tanesi SQL Profiler denen bir araç var. Bunu başlattan ara kısmına SQL Server Profiler yazarak açabilirsiniz. Şöyle bir araç. Şimdi bunun yaptığı iş uygulamada bir veri tabanı işlemi yaptığınızda bunun sunucu tarafında, veri tabanı sunucusunda nasıl çalıştığını, hangi komutları oluşturduğunu izlemenizi sağlıyor. Profiler. Bir izleyici. Şurada New Trace butonu var. Buna tıklıyorum. Bağlantımı sağlıyorum. Connect. Şöyle bir ekran açılır. Burada üzerinde çok durmaya gerek olmayan bazı bilgiler var. Run deyince çalışacak. Bakın, sizin SQL Server'a gönderdiğiniz her şey burada takip edilebilir. Ben bunu şu an network protokolü ile ilgili bazı sorgular gerçekleştirdim. Ayarlar. Bunları hatırlarsanız mesela concat null yields null diye bir şey vardı. Ben bunu göstermiştim size. Bunların ayarlarını set ediyor burada. On, off vesaire. Mesela date format. Hatırladınız mı? Date format. İşte MDY ay, gün, yıl olarak görünsün diyor. İlk başlangıçta doğrudan bağlanır bağlanmaz bu ayarları set ediyor kendisi. Bunlar gibi. Bu da yine isolation ayarları. Neyse. Burayı siliyorum ben. Diyorum ki ben farklı özel bir şey takip edeceğim. Bunu şöyle aşağı indireyim. Önemli değil. Şu an kapalı uygulama. Hiçbir şey yok. Ve profilerde da bir şey yok. Ama bakın çalışıyor şu an. Beni izliyor. Şuradaki işlemi ben görmek istiyorum. Hatta orayı da değil, ilk işlem bizim loginimiz değil midir? Ben onu takip edeyim. Bakalım ne yapıyor. Buraya bastığım anda orada bir şey olması gerek. Şu an basmadım. Yine bir şey yok. Çalıştırdım. Artık geçti, buraya geldi. Bakıyorum. Bir select var. Bakın, exec cp execute SQL. Hatırladınız. Dynamic SQL. Bu, şu sorguyu çalıştırmış. Şunlar çok gerekli değil. Aslında yaptığı şey bunlar fuzuli de denebilir. Tabloya sorgu gönderiyor. Diyor ki ver first name'i dışarıdan, bakın Linku. Linku'dan aldığın parametre. Parametre link 0. Bu ve bu ne diyor burada? And is not null. Bu boş değilse vesaire işlemleri var. Ve last name'i parameter et var bakın.
üzerinde. Parameter, link, bu da kendisi veriyor bunu varsayılan. 1, yani 0'dı, bu birinci parametre. Bir diğeri de şurada is not null olayı. Ve diyor ki parametre 0, en varçar 4000 karakter. Bu aslında doğru bir şey değil. Hatırlarsınız. Bunu görmüş oldum. Parametre 1 de envarchar 4000 karakter uzunluğunda. Bunu da hatalı olduğunu biliyoruz. Değerleri de kullanıcıdan gelen değerler Nancy W. Bunu bile görebiliyorum burada. Ben bunu kopyalayayım. Burada çalıştırayım. Bakın, sorgu aslında bunu getiriyor bize. Ama bir hata var. Ben bunların hiçbirini istememiştim. Ben neyi istedim sadece? Bakıyorum. Burada tek istediğim, bu kullanıcı doğru mu değil mi? Demek ki oralarda biraz daha minime etmem gerekiyor yazılımı. Mesela bu bana ver olarak bir kaydı getirdi. Benim bunu en basit olarak bir single haline getirmem lazım. Şu an yapmayacağız onu ama single yapmam lazım. Ayrıca bunun ID'sini istemem gerekiyor. Bana bütün kaydı getirme. İşim var mı bütün kayıtla? Hiç ihtiyacım yok. O yüzden şurası kalsın, onu bir temizleyelim madem. Var sonuç. Ver kısmı öyleyse select yapalım. X. Ben sadece ID'sinin gelmesini istiyorum. Employee'yi sorguladığıma göre employee ID. Ama bunu new ile oluşturmalıyım. Şurayı kapat. Doğrudan bu gelsin. Şimdi burayı temizledik bir kısmını. En azından biraz performans sağladık. Peki bunu nasıl göreceğiz? Şuradan aynı şekilde bekleteceğim. Öncelikle trace'imi temizleyeyim. Şu an bayağı kalabalık. Trace temizlendi. Çalıştırdım. Sorgu gönderdim. Bekledi. Sorgum bu. Bakın artık sadece employee ID geldi. Gereksiz işlemler vesaire yok. Yani Entity Framework ya da Lib yaptık diye hani hoyrat kullanmak doğru değil çünkü bunun performansı diğerlerine göre daha sıkıntılıdır. Çünkü sizin görmediğiniz alanda işlemler yapıyor aslında. Mesela Connected'da Execute Raider'la veriyi alıyorsunuz. Burayı siz yönetiyorsunuz aslında. Değil mi? Oradan gelen veriyi alıp almamak vesaire sizin işiniz. Ha orada da şu var. Sen 10 tane sütünün hepsini aldın, içinden bir tane okudun. Bu da hata. Değil mi? Bir tane okuyacaksan birini alacaksın gibi. Burada da mantık aynı.
Siz yazdığınız her sorgunun gereksiz olan kısımlarını filtrelemeniz gerekiyor. Mesela buradaki parametrenin 4000 olması bile gereksiz gibi. Hesaplamaları yapmalısınız. En azından tüm sütunları kurtarmış olduk. Gene benim işimi görüyor. Product ID 0'dan büyükse zaten doğrudur. Yapacağız. En son bir tanesini bağlamıştık. Kategorileri getirdik. Tedarikçileri getirelim. İşlemlerim hazır. İşte bir tarafı yapmadan diğer tarafı hesaplamaya çalışıyorum ya dersin. İstatistik tamam, bu da tamam. Ürün adı gireceğiz, stok bilgisi yapacağız, ekleyeceğiz, ekleyecek. Şunları kapansın. Burası da region metod çağrıları. Biz çalışalım. Bastığımızda yapacağımız işlem. Metodlar aşağıda kalsın. Yeni bir metot. Bu da geriye boolean döndürsün. İşlem tamam mı değil mi diye. Ürün ekle. Ürün eklerken dışarıdan bir product sınıfı entity'si göndermesi lazım. Product ürün. Normalde bu isimlendirme yanlış. Bakın. Bu product şey değil.
bir tablo değil, tek bir değer aslında. Biz ilk başta bir pluralis diye bir yer vardı burada. O ayarı yapmadığımız için çoklu olarak gördüm. Ben bunu diyorum ki, içeride bir product içerisine eklemek istiyorum. Et benden product istiyor. Ürünü ver. DB save change. Link'te kaydetme işlemi submit change ile yapılıyordu. Burada ise entity framework'te ise save change ile yapılır. Yani ben bir işlemi yaptım, bunu veri tabanına kaydet, işle. Bu işlem save change ile yapılır. Entity framework ile karıştırmayın. Ve dikkat ederseniz link'te products nokta dilimde insert on submit derdi. Veri ekleme için. Burada ise normal C# listesini ekleme gibi add. Add metodu. Bu işlem tamam. Bunu try catch yapalım. Hani geriye true'u döndüreceğim için bunun içerisinde döndürmüş olayım. Hata vermediği sürece. Hataya ihtiyacım yok. Return false. Ekle içerisinde, butonun içinde ise products ekle ürün. Name'i text. Mantıken ne yapmam lazım? Boş mu değil mi? String is null or empty. Txt'te ürün ad nokta text boş mu? Değil. Boş değilse bunu yap. Burada en önemli olan ürünün adı. O olmazsa olmaz. Diğerlerine gerek yok şu an. Kasmayalım. İçeride bunu yap. Ekle ürün. Unit price. Ondan önce neyim var? Kategori tedarikçi. Kategori ID'yi almam lazım. Burayı izleyin, sonra yaparsınız. Kategori ID'yi benim CMB'de listem var zaten. Selected value bana veri tabanından, hani value member'a bağlamıştım. ID'nin veri tabanındaki bilgilerini. Selected value bana o value'yu veriyor. Bunu int'e dönüştürmeliyim. Diğeri tedarikçiydi. Supplier ID. Aynı int. CMB tedarikçiler selected value dedik. Bu da tamam. Şimdi de numeric up-down bilgileri var. Bunlar da unit price, bu decimal, numeric fiyat nokta value, ekle ürün, unit in stock. Bu short alıyor benden, short değer kabul ediyor. O zaman numeric, bunu short yapmalıyım. Numeric stock adet value. Artık bilgiler hazır elimde. Bunu ürün ekle metoduma gönderiyorum. Ekle ürün. Bu geriye boolean dönüyor. Eğer true ise şurada gösterelim. Mesaj box çok acemi olur burada.
olmasın, LBL neyli olsun, teksti boş, LBL mesaj. Biraz içeride. Eğer sonuç true ise LBL mesaj nokta text işlem başarıyla gerçekleşti. Else LBL mesaj işlem sırasında işlem hatayla sonuçlandı. İşlemden sonra DG veriler ürünler data source products support. Evet, yine şöyle veri tabanına bakayım. Gerçek kayıtları gösterecek. Bakın veriyi ekledim. Sadece data source'una bağlarken bir sıkıntı oldu. İşlem başarıyla gerçekleşti. Ve sayfa data grid refreshlendi. Bakıyoruz. Yeniyim 2. Bu da geldi. Az önce yeniyim yeni hata verme sebebi ben şurası refreshlensin diye bütün ekleme işleminden sonra data grid'in data source'una tekrar ürünleri bağladım. Ama to list demediğim için hata verdi. Ekleyemedi. Listeye çeviremedim çünkü. Ama ikincisinde bunu yaptığımdan dolayı hatasız çalıştım. Burada doğrudan datayı hata yaparak hepsini bağladık. Ama biz ilk açtığımızda şurada özel bir tasarım yapmıştık. Bakın, biz bunu bağlayalım diyoruz. Onun da metodu vardı zaten. Şimdi benim yapmak istediğim doğrudan verinin hepsi değil, ürünleri, benim istediğim bilgileri getirsin. Normalde yaptığım gibi. Bunun için de şunu yapıyorum. Ekleme işleminden sonra tüm veriyi şurada da işlemleri gerçekleştirdik. Metot çağrı, boş, tertemiz, cıcık bir uygulama yaptık. Şöyle bir baştan test edelim. Hata, güzel. Giriş yap. Bilgiler güzel. Hemen burada 81 oldu bakın. Bu da 76 oldu. İlkinde 80, 75, 5'ti. Ürün işlemleri bakıyorum. Yeni bilgiler. Bilgiler. Ekleme işlemi. Beş.
5 alacak burası. En sondayım şimdi. Refresh oldu. Ve geldim.